Bilal Kalyoncu, yapımcı ve yönetmenim. Daha önce Trabzon'da öğretmen filmini çekmiştik geçen sene. Bu sene de Temel Sümen'in Şifresi yeniden filmiyle tekrar beraberiz. Temel Sümen'in Şifresi biliyorsunuz Türkiye'de çok ciddi gişe rekorları kırmış. Karadeniz'de en çok izlenmiş, Karadeniz filmi olarak en çok sinemada izlenmiş film. Onun devamını tekrar Alper Kul'la beraber yapmak istedik. Alper Kul, Salih Kalyon, Gülkan Uygun, Öykü Gürman, Şinas Yurtsever gibi kaliteli isimlerin bize eşlik ettiği güzel bir film olacak. Seyircilerimizi inşallah bu güzel içerik, komik içerikte sinemaya davet ediyoruz diyelim. Başka ne açıklayabiliriz? Filmin ilk bölümü Gürcistan'da çekildi. İkinci bölümü, ikinci ayağı Trabzon'da çekiliyor şu anda. Yaklaşık 4 hafta sürüyor çekimlerimiz. Filmde Trabzonspor As Başkanı'nın kızına aşık olan bir Temel. Trabzonspor As Başkanı'nın kızını almak istiyor ama Trabzon As Başkanı kızını vermiyor. O da Trabzonspor üzerinden, Trabzonspor'a güzellikler yaparak kendini kanıtlamaya çalışan bir mucit Temel'imiz var. Ama her yaptığı işte olaylar daha trajik bir boyut alıyor. En son Karadeniz Teknik Üniversitesi patlatarak Trabzon'dan kovulan bir hale dönüştürüyor olayları. Kendini Trabzon'dan kovulmaya yapıyor, kovduruyor daha doğrusu. Daha sonrasında Trabzon'a geri dönüşü sağlamak ve işte kızı babasından isteyebilmek için Trabzonspor'a büyük bir futbolcu transferi yapmaya karar veriyor. Gürcistan'dan bir futbolcu transfer etmek için başa gelen trajik komik olayları konu alan bir film çektik. Bakalım inşallah Trabzonların özellikle çok beğeneceği, Karadenizlerin çok beğeneceği, Trabzonsporların çok beğeneceği ama tabii Temel bir Türkiye motifi aynı zamanda. Fıkraların temel kahramanı. Bütün Türkiye'de hitap eden güzel bir komedi filmi olacak. Çünkü oyuncularımız Türkiye'de ulusal düzeyde tanınan başarılı oyuncular. Öyle öngörüyoruz şimdiden. Evet. Moskova'nın Şifresi Temel'in bir devamı. Burada ama hani az önceki konuşmamızda da söylemiştim. Çağımız değişiyor, mizah dili değişiyor, anlatım değişiyor. Bir hızlı tempoda bir film oldu. Yoksa ilk örneklerinden çok farklı film yapmadık. Bütün oradaki hem seyircinin bizi beğenmesine yol açan unsurların hepsi var. Ama şimdi çok hızlı, tempolu bir film olmasına çalıştık. Bir de yapımcımız ve yönetmenimiz Bilal Kalyoncu, Alper Kul, ben yani İran halısı dokur gibi ince ince işledik. O yüzden de beklentimiz çok yüksek. Şu an ikinci haftamızı bitirdik. 3 haftalık bir programın Batum ayağı bitti. Trabzon'da da bir haftadır çalışıyoruz. Her an setteki arkadaşlarımız, yandan kenardan çekimleri seyreden insanlardan aldığımız tepkiler, bizim de kendi o kadar strese rağmen içten içe güldüğümüz sahneler, hepsini bir arada düşündüğümüzde beklentimiz yüksek. Yaptığımız şey yansıyor. 31 Ocak'ta da herkesi gönül rahatlığıyla sinemalara davet ediyoruz. Öncelikle bu bir devam filmi değil. Serimiz Temel olarak devam ediyor. Bizim ilk iki filmde 2010-2011'de Sümela'nın Şifresi, sonra Moskova'nın Şifresi olarak devam ettiğimizde Yılmaz abiyle konuşurken amacımız Salih abiyle de keza Trabzon'un değerlerini ön plana çıkaracağımız, görsel anlamda, müzikle bizim kıymetimizi insanlara duyurabileceğimiz bir tanıtım filmi tadında bir güzel, naif bir şey çekmek idi. Yine aynı hedefimize devam ediyoruz. Yaylalarımızdan sahile kadar sadece Trabzon değil, tüm Karadeniz'i anlattığımız naif, böyle hepimizin memleketi, hepimiz aslında buralıyız. Memleketimizi insanlara kendi öz değerleriyle daha iyi anlatabileceğimiz bir yola girdik. Burada da çok önemsediğimiz şey şu, diğer filmlerden belki ufak bir farkı olur. Temel bizim sözlü edebiyat eserlerimizden biri, fıkra kahramanımız. Anadolu'nun en önemli fıkra kahramanlarından bir tanesi. Bana nasip oldu, şükürler olsun. Çok mutluyum. Karagöz Hacıvat kadar kıymetlidir gözümde. Bu günümüzde yaşayan Temel ve Dursun ve Fadime motifinin biraz revize edilmiş, modernleştirilmiş de demeyeyim de günümüzde yaşayan fıkra kahramanları gibi kurguladık. O yüzden herkesin normal hayatın tüm doğal akışında geçtiği bir yerde bu fıkra kahramanlarının kendi küçük dünyalarında
yaptıkları yolculuk anlatılıyor. Ben Temel'i oynuyorum, babamı oynuyor Salih abi. Benim en önemli motivasyonum kendimi öncelikle babama, sonra sevdiğim kızın babasına ve Trabzon'a kabul ettirmek. Kabul görmemiş bir karakter, biraz ezik bir karakter. Ama bu bir süper kahraman. Nedir bunun kahramanlık özelliği? Uçmuyor, evet, gözlerinden ışın atmıyor ama sebat gücü çok yüksek, doğru bildiklerini söylüyor. Bir politically correct bir durum yok, bildiğini tüm gerçekliğiyle söyleyen doğru, net bir Anadolu insanı. Bunun en büyük kahraman özelliği, kahramanlık özelliği bu ve gerçekten vazgeçmiyor. Herkes tamam lanet olsun git başımdan diyor ama o evet, bir ayda geçse o yağmurun altında amacına ulaşmak için bekliyor. Böyle bir yolda ilerliyoruz. Bizim Türk toplumunun önemli simgelerinden biri. Bölgesel olarak Karadeniz bölgesinde de Temel var. Temel Yunanistan'da da var. Çünkü buradan gitmiş Yunanistan'da Temel'in biri diye değil Pontus Men diye anlatılıyor. Temel aslında. Ama Ege bölgesinde böyle bir tip yok. Yani var mı? Karadeniz'i bir tek az önce Alper'in de söylediği gibi biz tesadüfen değil yani bilerek bir geç kalınmış bir birliktelik. Karadeniz'de olan yönetmeniyle, senaristiyle, oyuncularıyla Karadenizliyiz tesadüfen ve bir araya geldik. Keşke bunu daha önceden başlatılmış olsaydı. Biz de örneklerimden hareketle farklı bir şeylere giderdik ama biz şimdi yeniden bizim kuşak ve bu ekip başladığı için böyle bir şeye sanıyorum daha ileride bizden sonraki kuşaklarda onlara da bir örnek bırakmış olacağız. Alper'in dediği gibi ben Temel'in babasıyım, imam, camide hoca, din adamı. Birlikte yaptığımız işi anlatmak kadar zor bir şey yok. Çünkü yönetmen burada, senarist burada, oyuncular burada ama diyorum ki seyirciler filmi izlesinler.